Yeni bir iş, yeni bir gelir kapısını elde etmenin yollarını anlatırken en önemli videolardan birindeyiz. Bence bunu en baştan başlayan herkes izlemeli. Şimdi yeni bir işe başlarken marangoz olacaksanız bir testere ihtiyacınız vardır. Demir ustası olacaksanız kaynak makinesine ihtiyacınız vardır. Veyahut doktor olacaksanız neştere ihtiyacınız vardır. Bizim işte de eğer bir trader olmak istiyorsanız bir trade programına ihtiyacınız var. Bir grafik programına ihtiyacınız var. Şimdi traderler kendi arasında ikiye ayrılıyor. Biri teknik analizde alsat yapanlar, biri de temel analizde alsat yapanlar. Ben teknik analizi hasat yapanlardanım. Nedeni de istatistik bilimine güvendiğim için. Teknik analizi asat yapıyorsanız da bu anlatacaklarımı nasıl kullandığını, bugün ben size kaynak makinasının nasıl kullanıldığını veyahut bir testere makinasının nasıl kullandığını içindeki araçlar ve gereçlerle birlikte anlatacağım. Videoya geçelim. Öncelikle Google'a geldik. En baştan anlatacağım hiçbir şey bilmeyenler için lütfen dikkatlice takip edelim. Buraya TradingView yazdık. TradingView. Programımızın adı TradingView arkadaşlar birçok yine farklı grafik programı var ben en yaygın olanını ve en çok tools, araç bakımından zengin olanını size anlatmaya çalışacağım. TradingView uygulamasına giriş yaptık. Burada bizim için get started yani başlangıç için ben bu uygulama için özel bir mail hesabı açtım. MZTV diye. Mersel Zorro TradingView diye. Bunu MZTV olarak devam et. Herhangi bir Google hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuza TradingView uygulamasını indirdiğinizde bilgisayarınızda çizdiğiniz ve oluşturduğunuz grafikler telefonunuza da aynı anda entegre olmuş oluyor. Bunu aynı mail ile kaydolursanız hem telefonunuza hem bilgisayarınıza senkronizasyon sağlanabiliyor. Bilginiz olsun. O yüzden buraya açtığınız bilgisayarınızı açtığınız trading bir hesabıyla telefonunuzu açtığınız aynı olsun. Bu Apple ise telefonunuz Apple Store'dan aynı hesapla yine açabiliyorsunuz. Şimdi burada MZTV dedik. Next dedik. Bu şeyleri okuduk. Onayladık. Tamam. Şu anda bana bir adet ücretsiz bir şekilde trading üyeliği verdi. Bunu products yani ürünler kısmından bizim şu anda ilgilenmemiz gereken yer süper chart. Buraya girdik. Bu süper yıldızlar sanız kendi bilgisayarınıza bunu sürekli sürekli süper chart süper chart yapmanıza gerek kalmaz. Arkadaşlar şu anda hazır bir grafik açıldı karşıma. Öncelikle hiçbir şey bilmediğinizi farz ederek anlatmaya başlıyorum. Şimdi got it dedik anladık dedik. Burada bakın volüm yazıyor. Şu altta gördüğünüz bir indikatör. Bunu bir kapatalım. Bakın burada çöp kutusu var remove. Kapattık. Şu anda benim karşımda bir grafik var. Bu neyin grafiği bilmiyorum. Aslında şuradan öğrenebilirim. Bakın burada Apple yazıyor sol üstte en baştan başlayacağım tek tek anlatacağım. Burada Apple yazıyor. Tıkladığımızda buraya kendi istediğimiz geçen sefer size CoinMarketCap'te gösterdiğim kodları örnek veriyorum Bitcoin. Buraya Bitcoin yazdığınızda karşınıza Bitcoin'in grafiği çıkacak. Bakın burada Binance borsasındaki grafik benim işime yarayacak bir grafik. BTC, USDT. Bunların nasıl işlediğini de bir videoda yine anlat. Şu anda karşıma bir grafik çıktı. Arkadaşlar buranın artık bir isim arama yerine olduğunu anladık. Buraya Koç Holding yazarsanız mesela Koç holding yazalım. Koç Holding BIST yazıyor. Tıkladığınızda Koç Holding açılır. Buraya Ülker yazarsanız Ülker açılır. Buraya Ethereum yazarsanız Binance tarafından olanları seçeceğiz. USDT olanları. Kodları var bunların. Kodları nasıl oluyor kısmını birinci videoda anlatmıştım. Ne yazarsanız yazın onun grafiği açılacak. Yani siz hangi paritede al sat yapmak istiyorsunuz bu önemli. Şimdi ben Ethereum grafiğini açtım. Peki buradan sonra tek tek ilerleyelim. Nasıl ilerleyeceğiz? Neye göre alsat yapacağız? Öncelikle burada periyotlar var. Burada şu anda D yazıyor. Yani day. Bunlar İngilizce. Burada istediğiniz periyotu indirebiliyorsunuz ücretsiz versiyonda. Bu noktaları kullanabiliyorsunuz. Ücretli versiyonda kendinize has periyotlar belirleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben şu anda kısa vadede bir alsat yapacaksam bunların da videosu gelecek bu arada hangi periyotta nasıl alsat yapılır. 15 dakikalığı aldım daha kısa. Bakın şurada fiyatımın yukarı ve aşağı doğru gitmiş hali var. Aşağıda da tarihin yani aşağıdaki buton tarih sağdaki ise fiyat. Fiyata tık tık tıkladım. Tarihe tık tık tıkladım. Şu anda grafiği şuradan azıcık kısa, azıcık arttırdığımda şöyle oynayabiliyorum grafikte şöyle. Biraz indirdim. Şimdi ben burada çizimler yapacağım. Peki çizimleri nasıl yapacağım? Neye göre yapacağım? Arkadaşlar burada birinci aracım trendline tools. Yani trend araçları. Trendline dediğimiz yükselen veya düşen trendi dipleri birleştirmek adına oluşan bir çizgi tek tek anlatacağım. Ray dediği uzunlamasına yani bir ışın. Ray ışın. Bu şekilde ışınlar. Buna ihtiyacınız yok bu arada. Bir aşağıdaki info line, extend line, trend angel, horizontal line yani yatay ışın, horizontal ray, vertical line ya da cross line. Bu şekilde aşağı doğru ne? Bizim ihtiyacımız olanları yıldızlayacağız ve bunu birlikte kullanacağız. Trendline ihtiyacımız var. Yıldıza bastık. Yanında yıldız var. Bakın burada belirdi. Şurada. Burada başka ihtiyacımız olan bir adet horizontal line yani yatay çizgi. Buna da tıkladık. Bu da belirdi. İniyorum iniyorum paralel channel. Bu paralel channel'ın avantajı şu. Bunu da yıldızlayalım göstereyim. Şöyle bir trend line çizdiğimizde yani trend çizgi çizdiğimizde Yukarı doğru aldığımızda bu şekilde bir paralel kanal oluşturabiliyoruz. Yani ben burayı aldığımda şurada bir brush var yani fırça var. Bunu aldım bu şekilde fırçamla tren çizgimi daha böyle devsel hale getirebiliyorum paralel kanalla. Bir kanal içi alsat yapacaksam tamam bununla şu an işim yok. Bunları şöyle dokunup siliyorum dokunup siliyorum bunları sildim. Geldim birinci araç tamam birinci araçta şu an paralel channel'da aldım. Diğerleriyle şu an çok bir işim yok. Deneyebilirsiniz işinize yarayanlar kullanabilirler ikinciye geçtim fibonacci. Fibonacci'de iki şeyi çok kullanıyorum. Biri Fibonacci düzeltmesi yani Fibonacci retracement şöyle yıldızlıyorum. Bir diğeri de trend bazlı Fibonacci Extension. Bunu da yıldızlıyorum. Bunlar nasıl kullanılırla ilgili bir video serisi daha yapılacak. Yani şu anda biz nasıl seçeriz, nasıl araçları kullanırızı öğreniyoruz. Fib Channel var, Fib Time Zone var, Fib Speed Resistance Fan var, Trend Based Fib Time var. Bu şekilde iniyor. Bunların hepsini istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben en çok kullandıklarımı yıldızlıyorum şu anda. Geldik patenlere. Patenlerde eğer ki formasyon çalışıyorsanız bunları XABC'de, Cyber Pattern, Head and Shoulders, en çok kullandığım head and shoulders bunu da alıyorum. Burada abc'de gibi 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 elite waves yani elite dalgaları ABC 1 2 3 4 5. Bunlar biraz daha ileri teknik analize giriyorlar. Şu anda bunlarla bir işiniz yok. Bununla geçtik. Geldik projeksiyona. Projeksiyonda long pozisyon. Eğer siz long pozisyon alıyorsanız bunu risk yönetim videosunda anlattım. Yine kanalda var. Buradan long pozisyonu seçip işlemi alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum buradan işlem alacaksanız long pozisyonla işlem alıp stopu belirleyip hedefi belirleyebiliyorsunuz. Bir alttaki short pozisyon. Bunlar yine alt iniyor. Burada şu an kullanmam gereken ihtiyacım olan biri long pozisyon, biri short pozisyon. Bunları da aldım. Bir altta daha böyle kalem, işte highlighter, belirleyici, gösterici bunlar var. Bunlardan brush aldım, kalemi aldım. Belki bir işime yararsa dikdörtgen çizgisini aldım. Diğerleriyle çok bir işim yok. Belki bir de yararsa çanak kul formasyonu çizmek adına bir adet çanak aldım. Diğerleriyle bir işim yok. Burada da istediğinizi kullanabiliyorsun. Örnek veriyorum. Arrow Marker. Make marker. Gece şişsin sinir Gece. Bir belirlemek istediğiniz şeyleri gösteriyor. İşte bu bölgede bir eğer anlatım yapıyorsanız bu bölgede bir durum var anlatımını yapabiliyorsunuz. Bir alta geldim text note. Yani notları belirleyeceksiniz. Burada eğer grafiğe bir şeyler yazmak istiyorsanız text'i seçtiniz. İşte ben bu bölgeden kırılım ile ile mal alacağım chart chart e, yazabiliyorsunuz. Bu sizin isterseniz textiniz olabiliyor. Delete'te de silebiliyorsunuz. Geldim bir alta yine deck text'lerde. En çok kullandığım price note yani fiyatın şu an nerede olduğu. Mesela şu an price note'u bıraktığımda 2688 noktasındaymış. İlerliyorum price not'tan pinler var, callout var, comment var. Burada price level yani fiyat noktası bu biraz daha kısa hani şeyi uz uzatamıyorsun ama bu belirttiğimde uzatabiliyorsun. Ben o yüzden price notu kullanıyorum burada. E, not olarak başka bir şey burada benim içime yaramıyor onu söyleyeyim. Kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Favorilerek ilerliyorum zaten. Bir alta geldim burada istediğiniz işte bu grafik bozuldu ne bileyim işte küfür <laughs> falan filan. 2,5 senedir içerideyim. 2,5 <laughs> Ya iki tane Twitter hesabı takip ettim. Allah belasını versin. Boğa geliyorlar dedi. Boğalar dedi geliyor dedi. Bayraklarla İspanya'da mıyız? Ya da işte biraz daha tatlı şeyler de var yine. Ben bu işlemi başardım, kaslıyım bilmem ne <laughs> gibi gibi şeyler alabiliyorsunuz buradan, seçebiliyorsunuz. Bir alttaki ölçüm. Mesela şu anda en tepeden şu an ne kadar gerilemiş ona bakalım. Şöyle getirdik. %2.84 gerilemiş. Bunu gördük. Bu zoom şurayı seçtiniz, zoomladınız. Ctrl ile gerilediniz zoomladıktan sonra. Magnet yani mıknatıs. Mıknatısla eğer bir tren çizecekseniz bu şekilde Fiyatın uç ve alt üst noktalarını mıknatıslıyor şöyle gördüğünüz tık 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 hiç hissedeceksiniz bunu yaptığınızda. Yani bunu benim şöyle gösterdiğimde bakın buraları hep mıknatıslıyor şu anda. Yükselen trendi mıknatısladı kendi. Ben bunu kullanmıyorum çünkü kendim bazen fitillerden bazen de gövdelerden geçiriyorum. Bu sadece fitilleri mıknatıslıyor. En uç nokta ve en üst uç noktayı fitilliyor mıknatıslıyor. Ben o yüzden bunu kullanmıyorum. Geldik bu araca. Bu araçta tekrar tekrar fiyat notu almayayım ya da tekrar tekrar buradaki işlemleri almayayım diye buna eğer aktif hale getirirseniz bunlardan birine tıkladığınızda çizdiniz 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 veya buradan geldiniz fiyat notuna tıkladınız şöyle price nota tıkladınız tık 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 Çizebiliyorsunuz. Bu olmazsa buraya geldiniz, tıkladınız, bir daha buraya geldiniz, tıkladınız. Yani sürekli buraya gelmeniz gerek. Ben bunu genelde açık bırakıyorum. Sağ imleçle bundan zaten çıkmış oluyorum. Yani örnek veriyorum. Bunda sürekli takılı kalmaktan korkuyorsanız da mouse'un şöyle sağa tıkladığınızda bu zaten kapatmış oluyor kendini. Sıkıntı olmuyor. İşlevsellik açısından güzel oluyor. Altlara geldik bunda grafik sabit diyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Bunda grafikteki sizin çizimlerinizi gizliyorsunuz. Burada komple silme var. Şimdi 29 tane çizim yapmışım. Remove 29 driving. Yani 29 çizimi kaldır var. Kaldırdınız şu anda. İndikatör kısmına geleceğiz. İndikatörleri kaldırıyor. Ve hem indikatörleri hem de çizimleri kaldırıyor. İkisini de yapmış oluyor. Şimdi arkadaşlar fiyat çizgileri mumlardan oluşuyor dedik. Mumlar böyle gördüğünüz yeşil ve kırmızılardan oluşuyor. Bunlar alımları ve satımları bize anlatıyor. Yani benim şu anda bu fiyatım örnek veriyorum bu 15 dakikalık ya. Bu mumların her biri, şunların her biri 15 dakikayı gösteriyor. Yani saat şu an 15.51 ya. Saat 15.51 ise bakın burada yazıyor. UTC olduğu için bizden 3 saat gerideler. 15.51 ise saat, şu an Türkiye saatiyle. Benim şu mumum, bakın burada dakika geri sayıyor. 8 dakika kaldı diyor. Bu mum 15.45'te oluşmuş. 15.45'te 16 aralığını bana söylüyor. Bu altta gördüğünüz imleç de zaten bana dakikayı ve saati söylüyor. Yani şu anda bu mumun kapatmasına bakın burada 7 dakika kalmış. Yani saat 7 dakika sonra saat 16 olacak. Çünkü saat 15.52 ya. O mum 15 dakikada kapatacak. Ve 15 dakikada kapatan mum benim için şöyle bir şey ifade ediyor. Eğer ki başlangıç noktasından şu an bu mumun başlangıç noktası nerede? Gelin mumu bir inceleyelim. Arkadaşlar bu mum yeşil ise aşağıdan başlamıştır yukarı çıkmıştır. Şunları remove driving yapalım. 7 tanesini remove, remove yaptım. Bu mum fırçamı aldım elime. Buradan başlamış şu an burada. Yani fiyatın başlangıç aşaması burada 2690'mış. Şu an 2697'ymiş. Peki bu fitiller ne anlama geliyor Mert'er? Fitiller uç noktaları gösteriyor. Yani bu fiyat bakın şurada aslında her şey yazıyor. Şuraya odaklanırsanız. O mumun üzerine geldiğinizde şuraya şurada bakın. Mumun üzerine getirdiğimde imleci yukarıda 2689 open yazıyor. Bir sağında 2697.84 high yazıyor. Yani en yüksek noktası. L yazan low, 2689 low'u, 2696 da close kapanışı yani şu anki anlık kapanış değeri. Bu gördüğünüz mum 0.24 bir artıdaymış, 7.53 dolarlık bir mummuş. Bir soldakine getirdiğimde bu fiyat değişecek yani bu yukarıdaki değerler değişecek. Peki nasıl değişti? 2708 open'ıymış, yukarıdan açmış. 2709 high'ıymış, bir yukarı iğnelemiş. Sonra 2688 low'muş, düşmüş. Ama 2689 close'muş, kapatmış. Yani bu mum 2708 açmış, 2689 kapatmış. Yani bu mum kırmızı kapatmış. Açtığı yerin aşağısında kapatınca kırmızı, açtığı yerin yukarısında kapatınca yeşil. Bunu artık anlamış olduğunuzu düşünüyorum. <laughs> Şimdi geldik mumları konuştuk, çizimleri konuştuk yukarı tarafa. Birincisi bu e, sembol search yani sembol arama kısmı sizin elinizdeki coin'in veya elinizdeki hissenin veya elinizdeki altının mesela elinizde altın var. Bunların kodu var arkadaşlar. Mesela altının kodu XAUUSD mesela. Hissenin kodu mesela Ülker'in kodu ULKER ya da Koç Holding'in kodu KCHOL mesela KC HOL ya da Bitcoin'in kodu BTCUSDT. Bunların kodlarının nasıl belirlendiğini bir önceki videomda anlattım. Lütfen o videoya bakın. Ondan ziyade buraya istediğinizi yazdınız. Geldik BTCUSDT yazdık. Şu anda benim karşıma bakın bu kod arama kısmıydı. 15M yazıyor. Bu zamansal periyodu. Yani 15M 15 dakika. Ben bunu istediğim mumların geçen süresini arttırıp azaltabiliyorum. Bir de yaptığımda bu benim için şu anda her bir mum. Şuna iki defa tıklayınca yine ekranın ortasına geldi. Her bir mum şu an bir günü temsil ediyor. Sizden şu ricam var. Grafikleri lütfen ekranın ortasına mouse'un tekerleğiyle koyun. Koyun ki mouse'un tekerleğiyle grafiğin nereden başladığını, nereye geldiğini görün. Örnek veriyorum, bu grafikte şunu artık görebiliyorsunuz. Şöyle bir düşen tepeler yapmış şöyle ve bu düşen tepeleri trend line'ımla birleştirdiğimde anlamlı bir düşen trend çıkıyor ortaya ve şu an bu düşen trendin üzerindeyiz olumlu bir şey yani düşen trendin üzerindeyiz en azından bu olumlu demek bunu sıfır bilgiyle görebiliyorsunuz hemen şuradan remove bakın bu remove'a geliyorum ya sürekli buna gelmeden mouse'un ekranda sağ tıkladığımda bu şekilde açılacak burada remove driving yani bunları kaldır çizimleri kaldır tıkladığında kaldırır veyahut Çizimleri yaptınız. Bir tane düşen çizdiniz, bir tane yatay çizdiniz, bir sürü çizim yaptınız tamam mı? Böyle düşen, yatağa yükselen falan filan çizdiniz. Bunlardan işinize şu yaramayacak ya. Buna tıklayın. Bunun üzerine tıkladıktan sonra burada sil var. Remove. Kaldırdın, bitti. O gider. Ya da hepsini kaldırmak istiyorsan sağ tıkla. Remove driving de hepsi gider. Bu da tamam. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Geldik sağ. Burada da mumlar var. Mum çeşitleri var. Şimdi bar dediği mumları bar olarak gösteriyor. Veya candle dediği mum olarak gösteriyor. Ben candle'ı kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımız yine Heikin Ashi dediğimiz bir mum stili var. Bunu kullanıyor. Ben bunu kullanmıyorum. Benim kullandığım iki tane var. Biri candle. Biri de bunu da favoriledim bu arada. Biri de line olan yani çizgisel olan. Line da hoşuma gidiyor benim. Kırılımları daha net görmemi sağlıyor. Bu şekilde mesela şöyle kırılımları daha net görmemi sağlıyor. Ee, diyeceksin ki Mertel line ile candle'ın farkı ne? Mumla çizginin farkı ne? Çizgi grafikleri high ve low noktalarını sanki bir noktaymış gibi gösteriyor. Ee, Candle'lar ben candle'ı daha çok kullanıyorum. Candle'larda gövdeleri yani kapanışları baz alıyorum. İğneleri baz almıyorum. Bununla onun farkı da bu. Ben o yüzden daha garanti olsun diye bunu kullanıyorum kullanıyorum ama bu da burada açık kalıyor. Geldik bir sağ indikatör. indikatörleri en çok yaygın olanları ben size anlattım. Mesela en çok yaygın olan MACD. Bu bir indikatör. Moving Average Convergence Divergence diye. Evet. Uh, how are you? <laughs> Bunu tıkladığınızda ekranınıza belirleyecektir ya da bir volume indikatörünü açacaksanız e, bu arada en fazla 3 indikatör açabiliyorsunuz ücretsiz modda bilginiz olsun. Buraya volüm yazdığınızda yine volümü açabiliyorsunuz. Örnek veriyorum iki tane daha açalım. Üçüncü de bizden diyecek ki üyelik oluştur. Mesela iki tane daha açalım. Ha diyecek ki bu indikatörler üç tane fazla açabiliyorsun maksimum. Ee, bunu istemiyorsan basic de iki tane açabiliyorsun. Ben sana gel 25 tane indikatör vereyim. 30 günde ücretsiz dene gibi gibi. Eğer bu işi uğraşıyorsanız bunun Black Friday denen günler oluyor. Ya da indirim günler oluyor. İndirim günlerinde ucuzluyor ve işinize yarayacak bir durum. Evet ben kullanıyorum. Benim kullandığım paralı. Ben çünkü alarmlar Indikatörler fazla fazla kullanıyorum. İlk etapta sizin bu işinize yaramayacak açıkçası, ama indirim görürseniz ileride işinize kesinlikle yarayacağını düşünüyorum. Bakın bir referans bir şey olayı yok, yani benim işime yarayacak bir durum yok. Tamamen sizin kendinize ne kadar yarayacağı ile ilgili bir durum var. Onu artık siz karar verin. Şu anda iki indikatör size yeter. Bunları silmek için de geliyorsunuz burada soldan tıkladın, sildin, tıkladın, sildin. Burada da yine tıkladın, sildin. Bunu biraz kurcalayınca aslında telefon gibi açılıyor. İndikatör dedik, alert dedik, alarm. Yani burada bitcoin'in şu anda fiyatı mesela burada. Bu manuel alarm kurmak. Ben bununla uğraşmıyorum. Direkt mesela buraya bir tane yatay ışın alıyorum. Bak burada benim çizgim var ya. Hatta pardon yatay ışınım gelmemiş. Burada yatay ışınımı da alalım. Horizontal Ray. Bunu aldım. Buna tıkladım. Mesela buraya ve buraya. Buraya tıkladım. Buraya koydum ya bunu. Eğer ışınıma değerse alarm çalsın dedim. Yarat, create, yaratmak. Eğer alarmım yataşılma değerse çalsın dedim ve tıkladım. Buna da aynı şekilde geldim tıkladım alarm oluştur dedim. Yine ücretsiz versiyonda belli bir alarm var bir alarm varmış bu arada. Ücretli versiyonda 400 alarma kadar yürüyebiliyorsunuz. Benim 400 alarm var. Alarmlar bana şöyle bir avantaj oluyor. Bazen takip edemiyorum. Trendi kırdığında alarm ötsün diyorum. O şekilde yararı oluyor. Şu an size aktif lazım değil. Bunlar da tamam. Replay modu var. Bu backtest modu. Bunda grafiği günlükte ücretsiz diğer periyotlarda ücretli. Grafiği geri alıyorsunuz kendinizi geliştirmek adına. Çizimler yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu buraya işte değer. Buradan destek var. Burada git gel yapar diyorsun. Sonra altta oynatma kısmı var. 1x replay speed. 10x var. Hızlandıralım. Hızlı bir şekilde değdi. Geldi. Düştü. Çıktı. Aldım. Sattım. Yani paper trade'in aslında bir versiyonu. Replay'e tekrar tıkladığınızda tekrar eski dönecektir. Burada şu anda ha, şu önemli. Burada bir adet snapshot var. Mesela ben sizin hocanızım. Eğer ben sizden mentorluk yapıyorsam ve analiz istiyorsam, bana bu analizini göster diyorsam, e, snapshot'a tıklıyorsun, copy dediğinde resmi kopyalıyorsun, copy link dediğinde resmin oluşturduğum grafiğin linkini kopyalıyorsun ya da download image dediğinde bilgisayarına o resmi direkt indiriyorsun bu şekilde bana atabiliyorsun. Sağ tarafta listelerim var, watch listlerin. E, bu ücretsiz versiyonda bir tane var, ücretli versiyonda istediğin kadar watch list oluşturabiliyorsun. İşte Bitcoin için kripto paralar ya da forex tarafında Euro USD GPP ya da futures tarafta altın gümüş ya da borsalar işte Nasdaq, S&P gibi 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 alt başlıklara ayırabiliyorsun. Artı kısmından buraya ekleyebiliyorsun. Yine ücretsiz versiyonda bir adet ekleyebiliyorsun diye biliyorum. Belli bir noktadan sonra ücretli versiyona geçmeni istiyor. Yine ücretsiz versiyonda bir noktaya kadar sana izin veriyor. Bu da tamam. Burada alertlarını yani oluşturduğun alarmları görebiliyorsun. Ücretsizde bir tane olduğu için bir tane çıktı. Buradan alarmları kapatabiliyorsun. Ya bu daha çok ücretli versiyonu kullananlar için işlevsel. Burada 300 tane alarm var. Artık işine yaramayacakları kapatıp yoluna bakıyorsun. Ee, yine alarm oluşturabiliyorsun buradan. Burada Bitcoin ile ilgili ya da o, veri ile ilgili dataları görüyorsun. High'ın, low'un, open'ı. Şurada yazan aslında şunları burada görüyorsun. Ee, bu altta fikirler var. My ideas fikirlerini görebiliyorsun. Burada sohbet ediyorsun. Bitcoin ile ilgili sohbetlerin akıyor. Şu anda mesela mesela işte bu adam yazmış mesela ne haber dedin Tabii bunu İngilizce yapman lazım e, chat'e ulaşmak için yine ücretli olman lazımmış ücretsizler chat yapamıyormuş bazılarının fikirleri var bitcoin fikirleri burada mesela Alan Santana adam denen adam bir fikir belirtmiş geri gelip çıkacak falan demiş buraya tıkladın o fikri gördüm mesela fiyat 40 bine gelecekmiş sonra da gidecekmiş. Bu adamın dediği olmuş mu? Bakayım bir. Yok şu an daha olmamış. Bu adama göre fiyat 35 bin gelecekmiş. Bunlar fikirler. Bunlar da yine notification bildirimler. Sana gelen bildirimler. Arkadaşlar genel olarak anlatmadığımız bir şey kalmadı. Bir de burada Pine Editor kısım var. Kripto takipçisi ve Pine Editor. Burada verileri filtreleyerek ortaya kripto paralardan tarama yapabiliyorsunuz. Bitti. Ama bu anlattıklarımı izlediniz. Lütfen diğer videoları izleyip bunun üstüne pekiştirin. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam bu anlattıklarımı ne olur bir kere tekrar edin. Bakın bir para kazanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bu para kazanmada birlikte olalım, birlikte büyüyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.